Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün yine Ömer'in müdahale ettiği, Ömer'in çabasıyla oluşan bir ayetin üzerinde duracağız. Nisa suresinin 34. ayetine değineceğiz. Bildiğiniz gibi oldukça meşhur bir ayet kadınlara yönelik şiddet içerdiği için. Bu kanalda daha önce Ömer'in Kur'an'daki birçok ayet üzerindeki etkisine değinmiştik. Muhammed'e adeta mobbing uygulayarak pek çok ayetin oluşturulmasında öncü olduğunu belirtmiştik, bu hususlara değinmiştik, birçok yayın yapmıştık. Tabii ki Ömer'in müdahale etmiş olduğu ayetler çok fazla olduğu için bu yayınlar maalesef bitmiyor. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Nisa suresi 34'te bu ayetler arasında önemli ayetlerden birisi. Çünkü kadınlar açısından bir dönüm noktası olmuştur bu ayet. Hemen sunumumuza başlayalım. Medine döneminde adamın biri, kaynaklarda kimliği hakkında bilgi de var, eşini döver. Kadının babası kızını yanına alıp doğruca Muhammed'in yanına giderek damadını şikayet eder. Muhammed'in ilk aşamada verdiği yanıt şöyledir. Burası önemli. Siz de gidin damada birkaç tane tokat ve tekme veyahut sopa, o geline neyle vurmuşsa o da damada bu şekilde vursun şeklinde. Karşılık veriyor Muhammed, bunu söylüyor. Bunu duyan Ömer hemen harekete geçer ve böyle yaparsan kadınları kocalarına karşı gelmeye cesaretlendirirsin der. Görüyor musunuz? Ömer hemen müdahale ediyor ve Muhammed'e diyor ki sen bu şekilde bir kısas önerirsen, yani adam karısını dövdü diye karısı da kocasına o ona ne kadar vurduysa o kadar vurdu şeklinde bir yöntem getirirsen bu kadınları cesaretlendirir, bize karşı çıkarlar, bize itaat etmezler diyor. Bu olaydan sonra değerli arkadaşlar çok ilginç. Muhammed onları tekrardan geri çağırıyor. Verdiğim karar yanlıştı diyor. Ve Ömer'in itirazından sonra kadın dövülebilir ayetinin o anda geldiğini söylüyor. Yani Nisa suresinin 34. ayeti o anda gelmiş. Tabi biliyorsunuz Cebrail hazır kıta bekliyor. Ömer ne zaman müdahale edecek? Ömer ne zaman bir şeyi benimsemeyip de karşı çıkacak? Anında Ömer'in istediği ayeti getirmek için Cebrail hazır kıta bekler. Her zaman bu böyledir. Daha önceki yayınlarımızda da gördünüz. Ömer ne zaman müdahale etse anında Cebrail yukarıdan aşağıya iniyor, Muhammed'e vahyi getiriyor. Devamında da ben kocaları tarafından dövülen kadınlar için kendimce hayırlı bir formül önerdim. Allah ise tam tersini, kadın dövülebilir ayetini önerdi diyor. Halbuki burada Allah değil Ömer bunu öneriyor. Ömer Muhammed'e bu yaptığın yanlış diyor. Böyle olursa kadınlara sahip çıkamayız. Kadınlar bize itaat etmezler diyor. Bunun üzerine Muhammed Ömer'den çekindiği için Ömer'in bu görüşü üzerine buradaki görüşünü değiştirip bununla alakalı ayet oluşturuyor. Ama burada ben farklı bir öneride bulundum. Allah farklı bir öneride bulundu diyor. Yani Ömer'i Allah mesafesine koymuş oluyor. Tabii ki orada çıkıp da Ömer bana böyle böyle dedi, o yüzden ben fikrimi değiştirdim diyemeyeceğine göre doğal olarak bu şekilde söylüyor tabii ki. Ama çok açık, yani çok belli oluyor. Muhammed'in gelen şikayet üzerine kızın akrabasına siz de gidin damada kısas uygulayın sözünün geçtiği İslami kaynaklardan uzunca bir listeyi dipnota ekliyorum. Bu kaynakları açıklama kısmına zaten ekliyoruz değerli arkadaşlar, bakabilirsiniz. Muhammed'in bir yandan gidin damadı dövün demesi ve Ömer'in baskısı sonucu ayetle kadınlar dövülebilir açıklaması elbette ki ister istemez onu o insanlara karşı zor durumda bırakır. Çünkü hemen anında dönüş yapmanın bir izahı olamaz. İşte bunun için şöyle bir savunma ayeti okur onlara. Sana vahiy gelmeden Kur'an'ı okumakta acele etme diye. Yani değerli arkadaşlar burada haliyle insanlar Muhammed'e tepki gösteriyorlar. Sen daha biraz önce dedin ki o kadın gitsin kocasına kendisine ne kadar vurduysa aynı şekilde vursun, karşılık versin dedin. Ama 2 dakika sonra bizi geri çağırdın. Hayır, ben o söylediğimde hatalıydım. Artık kadınlar dövülebilir diyorsun. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyecekleri için farklı bir ayet daha oluşturuyor. Muhammed diyor ki sana vahiy gelmeden Kur'an'ı okumakta acele etme. Yani ben hata yaptım, hata bende, ayeti beklemedim diyor. Oysa beklemediği ayet değildi. Ömer gelip Muhammed'e baskı yaptığı için, bu söylediğin yanlış dediği için, kadınlar artık bize itaat etmez, bu sözünden vazgeç dediği için burada kıvırıyor, sözünü değiştiriyor, farklı bir ayet oluşturuyor.
ve kendini savunabilmek için ekstra bir ayet daha oluşturmak zorunda kalıyor. Yani değerli arkadaşlar, bu ayette esasında Ömer sebebiyle oluşturulmuş oluyor. Bu söz Kur'an müfessiri Kurtubi'ye aittir deniliyor burada. İlginç bir durum. Muhammed kadınlar için ilkin olumlu düşünür. Ancak Ömer ve ayette geçenler bunun tam tersinden yana. Elbette ki böyle bir ayetin ortaya atılmasından sonra erkekler daha da azgınlaşıp eşlerini döverler. E sen yetkiyi verirsen tabii ki döverler. Bunun üzerine 70 kadar kadın Muhammed'e gelip kocalarını şikayet ederler. Hatta değerli arkadaşlar, bazı kaynaklarda bu 70 kadar kadının adeta miting yapar gibi Muhammed'in evinin etrafında toplandıklarını belirtiyor. Eşlerimiz bizi dövüyor diyor bunlar. Yani bakın, daha ayet gelir gelmez bütün herkes eşlerini dövmeye başlamış. Bir de bazıları ne diyor? Canım, bu ruhsat sadece. İşte isyan ederse, söz dinlemezse o zaman işte uygularsınız. Oysa ayet geldikten sonra bütün kadınlar dayak yemeye başlamış. 70 kadar kadın bunun üzerine gelip Muhammed'e şikayette bulunuyor, protestoda bulunuyor. Ancak Muhammed'e savaşlarda, baskınlarda erkekler lazımdır. Bunun için kararını onlar lehine vermiş, kadınlar gerektiğinde kocaları tarafından dövülebilir ayetini kabullenmiştir. Sadece bu konuda değil, birçok meselede Kur'an'da hep erkeklerden yana tavır konulmuştur. Mesela cennette erkekleri huriler var denilmiştir. Ama kadınlar içinde bir erkek huri olacaktır fikri ne ayetlerde ne de hadislerde yoktur. Ayrıca Kur'an'da Allah'ın 99 sıfatı vardır. Bunların hepsi erkek kelimeleridir. İşlerinde kadınlara ait tek bir kelime yoktur. Zaten Kur'an'daki Tanrı'nın erkek Tanrı olduğunu net olarak görüyoruz. Bu konuyla alakalı daha önce yayınlarımız oldu bu kanalda, biliyorsunuz. Onları da izleyebilirsiniz. Kaynaklarda Ömer dışında başka kişiler de ayetin inmesine neden olmuşlardır bilgisi de var. Elbette ki burada ayetin durup dururken inmemiş olması, bazı tartışmalar ve olaylar üzerine inmesi önemli. Mesela Kadı Beydavi, Ömer dışında Sa'd bin Rabi ve eşi Habibe'yi örnek göstermiştir. Evet, kadınlar için maddi manevi ağır ceza ve hakaret içeren bu ayetin iniş hikayesi özetle böyledir. Muhammed'in daha önce erkeğin hanımını dövmeye hakkı yoktur, yoksa böyle yapana kısas uygulanır dediğini, ancak Ömer'in baskısı üzerine kararından vazgeçip erkekler hanımlarını dövebilirler anlamında Kur'an ayetinin bunun üzerine indiğini işleyenler arasında mezhep lideri İmam Şafii, ilk hadis alimlerinden Abdullah bin Zübeyir Hümeydi, Daremi, İbni Ebi Dünya, İbni Ebi Asım, Kütüb-i Sidde alimlerinden İbni Mace, Ebu Davud ve Nesai, yine hadis alimlerinden İbni Kani, İbni Hibban, Hakim Nisab'ım, Esbehani, Taberani, Beyhaki, İbni Esir ve daha sayamadığım birçok İslam alimi vardır. Az önce isimlerini sunduğum kişiler hadis alimleriydi. Şimdi de tefsir alimlerinden bir liste sunalım. İbni Hemmam, Begavi, Zemahşeri, Fahrettin Razi, Kurtubi, Kadı Beydavi, İbni Kesir, Suyuti gibi birçok müfessir yukarıda geçen Muhammed Ömer ayet olayını işlemişlerdir. Bakın değerli arkadaşlar, birçok İslami kaynak bu hadiseyi işliyor. Aralarında Kurtubi'si var, Razi'si var, Zemahşeri'si var, İbni Kesir'i, Suyuti'si var, Ebu Davud'u, Nesai'si var. Bunlar çok önemli kaynaklar. Ayetin ortaya atılış senaryosu bu. Şimdi biraz da bunun farklı bir yanı üzerinde duralım. Peki neden Ömer kadınlar aleyhine karar çıkmasını istiyordu? Bunun yanıtını Ömer'in ağzından dinleyelim. Bu hadis aynı zamanda hem Buhari'de hem de Müslim'de geçiyor. Ömer, Muhammed'in amcaoğlu olan Abdullah'a, ki hadis literatüründe İbn Abbas lakabıyla meşhurdur bu şahıs, anlatıyor. Kureyş topluluğunda, yani Mekke'de erkekler kadınlara galipti. Yani ataerkil bir yapı vardı diyor. Biz Medine'ye geldiğimizde bir de gördük ki Medine'de durum tam tersi. Kadınlar erkeklere hakim. Yani anaerkil bir düzen varmış. Anaerkil düzenden kasıt da kadın kocasına karşı çıkabiliyor. Kocası ona bir şey buyurduğunda İtaat etmeyebiliyor. Bu yani. Yoksa böyle erkeklerin üzerinde baskıcı bir rejim oluşturmuyor, erkekleri dövmüyor, öyle bir şey yok yani. Zamanla bizim kadınlarımız Medineli kadınların ahlakından etkilenmeye başladılar. Zamanla Mekkeli kadınlar da Medineli kadınları görünce demişler ki, yahu bunlar kocalarına karşı gelebiliyorlar, zaman zaman istemedikleri şeyleri yapmayabiliyorlar. Biz neden bunu yapmıyoruz demişler. Ömer kendi eşinden örnek veriyor burada. Bir gün ben hanımıma bağırdım.
O da bana cevap verdi, bağırdı. Ben onun bana karşılık vermesinden hoşlanmadım, onu azarladım. Bunun üzerine bana şunları söyledi. Benim sana karşı gelmem neden zoruna gider? İnan ki Muhammed'in hanımları da ona karşı geliyorlar. Yani değerli arkadaşlar, meseleyi görüyorsunuz. Ömer karısına bağırmış. Bağırdığı için karısı ona cevap vermiş. O da ona bağırmış. Sen bana niye bağırıyorsun diye. Bu zoruna gitmiş Ömer'in. Sonra kadın diyor ki Muhammed'e de eşleri bu şekilde karşı geliyorlar. O eşlerine bağırdığında, kızdığında eşleri de ona karşılık veriyorlar demiş. Ömer eşimin bu sözleri beni ürküttü diyor. Ha tabii. Kadınların üzerinde tam otorite sahibi olacak Ömer abimiz. İstediği zaman bağıracak, istediği zaman hakaret edecek, kızacak. Ama kadın hiç sesini çıkarmayacak. Çünkü kadın onların gözünde maldır, köle mesafesindedir. Kendisine ne buyurulursa onu yapar. Erkeğin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir vazifesi olmayan varlıktır. Tabii ki bu varlık karşı çıktığında, cevap verdiğinde Ömer'in zoruna gidiyor ve korkuyor. Elbette ki uzun bir hadisin bir bölümüdür bu. Çünkü hadiste farklı şeyler de var. Demek ki Ömer'in Muhammed'e baskısının bir nedeni de daha Mekke'deyken bilinçaltına yerleşen o ataerkil zihniyetin etkisinden kurtulamamış olması ve bunun devamını istemesi. Tüm bu olup bitenlerden ortaya çıkıyor ki Ömer danışmanlık yapmasaydı ne Muhammed sözünden dönerdi ne de Ömer'in görüşleri istikametinde ayet yani Nisa 34 oluşturulurdu. Evet değerli arkadaşlar, bugün bu konuya işledik ve biz bu konuda yine özellikle kadınları çok ilgilendiren bir ayetin Ömer'in etkisiyle oluşturulduğunu görmüş olduk. Şayet Ömer bu konuda bu kadar etkili olmasaydı, Muhammed'e mobbing uygulamasaydı muhtemelen böyle bir ayet oluşmayacaktı ve kadınlar bu kadar şiddet mağduru olmayacaktı. Ve biz yine neyi gördük? İslam'dan önce esasında kadınlar öyle kolay bir şekilde dayak yemiyorlarmış. Özellikle Arabistan'ın bazı bölgelerinde, Medine'de mesela, Mekke'de ataerkil bir hakimiyet varmış ama Arabistan'ın farklı bölgelerinde anaerkil bir durum söz konusuymuş. Kadınlar öyle kolay kolay dayak yemiyormuş. Fakat İslam geldikten sonra ve özellikle bu ayet Ömer'in etkisiyle oluşturulduktan sonra kadınlar şiddet görmeye, dayak yemeye başlamışlar. Zaten Kur'an'daki birçok farklı ayete de baktığımızda kadını aşağılayan farklı şeyler de görüyoruz. Zaten kadını muhatap olarak bile almıyor. Kur'an bunlara daha önce değinmiştik değerli arkadaşlar. Tekrar etmeye gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.